Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Huawei'in FreeLace Bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. Evet, kutumuz bu şekilde. Burada seri numarası var. Evet, ürünümüz görüldüğü üzere KVK garantili. Ürünü açalım. Buradan çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kulaklığımızı kutusundan çıkaralım. Şöyle. Şöyle burada dursun. Kutu içeriğine baktığımızda buradan kulak içi silikonları çıkmakta. Buradan da şöyle çentikli mi diyeyim artık. Hani kulağa daha rahat oturabilmesi için medium, small, large olarak 6 adet ikişer taneden çıkıyor. Şöyle buraya bırakalım. Bunda da normal silikonlar var. Yani ürün çeşitliliği de bayağı fazla. Şöyle gerçekten çok var. Bayağı. Şöyle farklı olarak da şuraları delikli ve deliksiz olanlar var. Tercihe göre değişir tabi. Bir de şarj kablomuz çıkıyor. Şarj kablosu da bu şekil. Şimdi böyle biraz garip gelebilir ama bu ürünü şuradan çekip, yani şu boşa çıkıyor. Sol kulaklık. Pardon, sağ kulaklık boşa çıkıyor. Buradan da takarak tip A üzerinden ürünü şarj edebiliyorsunuz. Ve şöyle bir güzelliği var. Telefonu Type-C üzerinden taktığınız zaman ürün şarj olabiliyor. İşte bu kutunun üzerinde belirtilen Hi-Pair özelliği bunu gösteriyor. Dediğim gibi 18 saatte tek şarj ve 12 gün bekleme şeyi var. Yani 12 gün boyunca şarjda herhangi bir eksilme olmuyor beklemede. Ürünü kullanmadan yani. Evet arkadaşlar, ürünümüzü kutusundan çıkardık. Şimdi arkadaşlar, bu ürünün Huawei tarafında şöyle bir özelliği var. Hi-Pair dediğimiz bir özellik. Ve bu özellik buradan Type-C üzerinden hem şarj olmasını hem de cihaza bağlanabilmeyi veya cihazdan şarj, ters şarj dediğimiz özelliği aktifleştirmeyi sağlıyor. Şimdi ürünü takıyoruz. Şu anda bir Huawei cihaz var elimizde. Ve direkt Type-C üzerinden bağlandı arkadaşlar. Ve bağlan diyoruz. Bağlantı gerçekleşecek şimdi. Evet, tamam diyoruz. %98 şarjımız var. Ve arkadaşlar Huawei üzerinden, pardon, Bluetooth üzerinden Huawei bir cihazda, şimdi bu diğer cihazlarda da aynı bu şekilde bağlanıyor mu onu göreceğiz. Şu an elimizde P20 Lite bir cihaz var. Bu cihazda deniyoruz. Buradan medya sesini de açalım. Ve donanım yazılımı güncellemesi denilen ve buradan Wi-Fi üzerinden de otomatik güncelleyi açıyoruz. Hani çok kullanacağımız için. Şimdi donanım ve yazılım güncellemesini bu Bluetooth üzerinden Huawei bir cihazda yapabiliyoruz. Kontrol edebiliyoruz güncellemeleri. Şu anda kontrol ediliyor. Evet, en son sürüme sahip olduğumuzu söylüyor. Ve çıkıyoruz ve telefonumuzu Type-C üzerinde çıkarıp normal kullanılabilir haline getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şöyle yapalım. Evet, şimdi YouTube üzerinden müziğimizi açalım ve ses kalitesine bakalım arkadaşlar. Telefon üzerinden sesi açık. Şu an ses geliyor. Kulaklıkta ses açmak için şöyle bakın. Şurada artı, burada eksi ve ortada da işlev tuşu var. Bastığınızda şu an videoyu duraklattı. Bir daha bastım. Video başladı. Bir kere bastığınızda sesi açabiliyoruz. Basılı tuttuğumuzda arkadaşlar
Şu an bir şey olmuyor. Hani sesi açma kapamaz. Tek tek basmamız gerekiyor. Burada zaten güç tuşu var. Küçük böyle. Buradan ürünü kapatıp açıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ürünü kullandığımızı şu an boynumuzda olduğunu düşünelim. Şöyle. Şimdi bunu uçları mıknatıs birbirine değdiği an bağlantı kopuyor. Şarjı daha uzun süreli kullanım olabilmesi şarjdan hani tasarruf amaçlı. Tekrardan kulaklığı taktığımızı düşünelim ve şu an tekrardan bağlandı ve ses kulaklıktan geliyor. Bu güzel bir özellik. Şimdi buraları ağır hani ürün boynunuzdayken çok fazla hissetmiyorsunuz da. Dediğim gibi şu an ürün bakın boynumda. Ve şu an Bluetooth bağlantısı koptu arkadaşlar. Açtığım anda tekrardan bağlanıyor ve hızlı da bağlanıyor. Yani öyle fazla bekletmiyor. Bu güzel. Evet, şimdi bir Spotify'dan bir müzik açalım. Evet, şimdi arkadaşlar müzik çalıyor. Bir kere bastığımızda müzik duruyor. Bir kere bastığımızda tekrar devam ediyor. Hani bunlara basılı tuttuğumuzda müzik çaların hani bir sonraki şarkı bir önceki şarkıya geçme gibi bir durumu yok. Onun için şu orta tuşa iki kere bastığımızda bir sonraki şarkıya geçiyor. Üç kere ard arda bastığımızda ise bir önceki şarkıya. Veya şarkının sonlarında veya ortalarındasınız. Şöyle bir daha üç kere bastığınızda şarkıyı başa alıyor. Böyle bir özelliği var. Ya, güzel. Şimdi Huawei'nin kendi sitesinde baktığımızda 3 renk olarak gözüküyor. Turuncuya yakın amber gündoğumu, siyah ve yeşil. Yeşil rengi de güzel ama yeşili anladığım kadarıyla Türkiye'de satışa sunulmamış. Hani ben bunu aldığım site bir ofis malzemesi satan bir site. Hani ismini vermiyorum çünkü şimdi alan arkadaşlar ben biraz yorumlarına baktım. Orada sıkıntı yaşayanlar da var. Yani ben bu ürünü aldım. Bana geldi. Kargo da çok hızlı bir şekilde geldi. Yani ertesi gün geldi elime ulaştı. Fakat ürün kullanılmıştı. İkinci el bir ürün geldi bana. Ben direkt müşteri hizmetlerini aradım. Onlar da şaşırdılar bu duruma. Ürünü tekrar geri göndermemi istediler. Ve şu an sıfır ürünü bana gönderdiler. Dediğim gibi ismini paylaşmayacağım. Çünkü yarın öbür gün bir sıkıntı yaşarsınız. Bu sefer sorumlusu olmak istemeyiz. Evet, Huawei HiPair özelliği dediğimiz işte bu Type-C üzerinden Huawei cihazlarla bağlanma. İşte bu ekosistem dediğimiz olay burada. Hani Huawei kendi ekosisteminde daha erişilebilir, daha kolay bir şekilde bağlantı oluşturmamızı sağlıyor. Hızlı şarj dedik arkadaşlar. Şarj sürelerine baktığımızda 18 saate kadar tam dolu bir şarjla 18 saate kadar müzik dinleme keyfini yaşıyorsunuz. 12 gün tam dolu şarja bekleme diyor. Bu da işte hani hiç kullanmadığınızda açık bir şekilde 12 gün beklediğini iddia ediyor. Yani benim anladığım bu. Ve şu özellik de güzel. Dediğim gibi bu Type-C üzerinden ters şarj kullanarak bu Huawei cihaz olsun veya olmasın fark etmiyor. Type-C bir cihaza bağladığınızda ters şarj özelliğini açtığınız zaman kulaklığınız şarj oluyor ve Huawei burada 5 dakikalık şarj ile 4 saat müzik dinleme keyfini erişebileceğinizi söylüyor. Bu güzel. Yani şarjı unuttunuz, spora gittiniz, telefonunuzun şarjı full, aldınız, taktınız, 5 dakika boyunca şarj ettiniz ve 4 saat dinleme imkanına eriştiniz. Bu güzel bir özellik gerçekten. Bu şey özelliğini söylemiştik zaten. Bu mıknatıslar birbirine değdiği anda bağlantı kopuyor. Yani bir nevi eko moduna geçiyor diyelim. Şarjın daha uzun süreli gitmesi için. IPX5 sertifikasına sahip arkadaşlar. Yani su geçirmez bir tasarıma sahip. Yani göründüğü üzere zaten böyle çok suyun girebileceği bir durumda söz konusu değil. Buralar alüminyum alaşım olduğunu söylüyor marka. Çünkü hissiyatı güzel. Malzeme olarak gerçekten kablosu olsun, buradaki metal olsun hissiyatı güzel. Mesela bu şeye benziyor. JBL'in bir kulaklığını incelemiştik. Kanalımızda da bulabilirsiniz. Burada onun mesela o şeyi inceydi. Kablosu ama biraz
Hani bozulur endişesi vardı ki zaten bozuldu, garantiye gönderdik. Sonucunu bekliyoruz. Ama bu kablo kalın bir kablo. O yönden bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Anlatmadığımız başka bir şey kaldı mı diye bakıyorum özellik olarak. Yani basları ve tizleri bence güzel veriyor. Ama şöyle de bir şey var. Biz kullandığımızda, kulaklığı taktığımızda dışarıya ses veriyor. Son sesle. Yani ona göre kendinizi ayarlayıp, yani mesela ben dışarı vermeyecek şekilde sesi açtığımda yine ses kalitesi benim açımdan yeterli geliyor. Bu sefer ses çok yüksek seviyelere çıkardığınızda hani kulağınızda neredeyse patlıyor. Rahatsız edici bir durum. Yaklaşık 27 gram ağırlığında, dediğim gibi hani şuralar ağır ama hissetmiyorsunuz, yani çok yormuyor şey olarak. Zaten bu kalın kemiksi bir yapı mı diyeyim, iskelet mi diyeyim artık. Hani bu kendini tutuyor zaten, salmıyor. O yönden iyi olmuş. Evet, Bluetooth 5.0 desteğiyle geliyor. Kulak içi bir kulaklık görüldüğü üzere zaten. Şimdi bunu başka bir Huawei olmayan bir cihazla deneyelim. Hani bu Huawei Pair özelliğini. Bakalım onda nasıl oluyor. Yoksa direkt Bluetooth üzerinden de hem denemiş oluruz, bağlamayı göstermiş oluruz arkadaşlara. Şimdi diğer telefonla deneyip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Huawei olmayan bir cihazda bağlanmayı deneyelim. Type-C üzerinden. Şu anda şarj işlemi gerçekleşiyor. Evet, şu anda şey bağlanmıyor. Demek ki sadece Huawei cihazlarda. Evet, şu an zaten buna bağlandı. Evet arkadaşlar, ürünü ilk kurulum yapacağınızda şu kapatma tuşuna basılı tutuyoruz. Power on sesini duyduktan sonra yine basmaya devam ediyoruz. Sonra pairing moda açılıyor. Böyle de ürünü eşleştirebiliyoruz. Evet, eşleşti diyelim. Evet, şu anda eşleşti. Bakalım bir. Bakın, şu anda tekrar mıknatısı birbirine değdikten sonra kapandı. Bakalım bunda bağlantı ne kadar sürede gerçekleşecek. Evet, bunda da iyi. Yani genel anlamda kulaklık ses olarak da iyi. Arkadaşlar, kulaklığı bir gün boyunca aktif olarak kullandım. Boynumdan hiç çıkarmadım. Rahatsızlık vermedi. Mikrofon açısından gayet iyi. Karşı taraftaki insanlar beni net bir şekilde duyabildi. %40 şarj harcadım bu şekilde kullanarak. Umarız alacak olanların kafasındaki soru işaretlerini gidermişizdir. Sizden ricamız, videomuzu beğendiyseniz beğenerek kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.